parmaklarımızın tıklamasıyla, arzuları gerçekleştirerek kendi hayatımızı üstün yönetmek, her birimizin hayalini kurmadığı bir şey değil mi? Yatmadan önce söylenen tek bir eylem veya cümle, ellerimizde sihirli değnek olma potansiyeline sahiptir. İnan bana, bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra, dileklerinizi yerine getirebilecek ve bunun hiç de zor olmadığını anlayabileceksiniz. Etkili teknik, önemli bir sorunun cevabını hiçbir şekilde bulamayan, ciddi bir sorunun çözümünden şaşkına dönenlere ve bununla hiçbir şekilde başa çıkamayanlara ve en içteki arzularını yerine getirmek için umutsuz olanlara yardımcı olur. Sorunun başarılı bir şekilde çözüldüğüne içtenlikle inanmak ve sezgilerinizin sesini dinlemek önemli bir koşuldur. Uygulamanın yazarı, bir bardak su, sezgi ipuçlarına derinlemesine hitap etmeye dayanan, birçok psikolojik eğitim geliştiren Jose Silva. Her insanın içsel bir hissine sahip olduğundan, cinsiyete, ırka, yaşa, inançlara ve kalıtsal faktörlere bağlı olmadığından emindir. Sezgi çoğunlukla kendiliğinden kendini gösterir ve bilgeler, tıp ve psikoloji doğasını açıklayamaz, ancak tüm insanlar sezgiyi nasıl kullanacağını bilmez. En zoru, akla, mantığa güvenmeye alışkın olanlar, yalnızca kendi güçlerine ve çabalarına güvenenler, ancak onlarda da sezgi duygusu tezahür edenlerdir. Aniden bir şeyi hatırlayarak eve döndüler ve o sırada gitmeleri gereken ulaşım aracı kaza geçiriyor. Ya da örneğin, son anda arkadaşlarının ısrarla onları çağırdıkları bir partiye gitmeye karar verirler ve sonuç olarak orada hayatlarının aşkıyla tanışırlar. Bunlar mucizeler değil mi? Ama neden herkes önseziye göre davranmıyor? Evet, iç dünyamızın inanılmaz tezahürlerine kategorik olarak inanmayan, ikna olmuş şüpheciler var. Ancak çoğu kişi yine de sezgilerine inanıyor, çünkü bunun ciddi tehlikelerden kaçınmaya yardımcı olduğuna ve zihnin zor bir durumla başa çıkamadığında ipuçları verdiğine defalarca ikna oldular. Ancak sezgilerimizde sürekli bir bağlantı kurmak her zaman mümkün değildir. Bunun için eğitime ihtiyacımız var. Sezginin olanaklarının pratik kullanımı, ancak şu ana kadar çözülmemiş bir konuya odaklanarak, iç sesimizi dinlemeyi öğrendiğimizde erişilebilir hale gelir. Zihni sakinleştirdiğimiz ve kendimizi kafamızdaki sayısız düşünceden kurtardığımız konsantrasyon derin olmalıdır. O zaman sorunun sezgisel bir anlayışı öne çıkıyor. Çözüm yüzeyde gibi görünüyor, ancak sezgiyi nasıl etkinleştireceğimizi bilmediğimiz için bunu fark edemedik, ancak bunu sadece ritüel öğretiyor, bir bardak su. Öyleyse tekniği incelemeye başlıyoruz. Adı kadar basittir. Bu pratiği gece geç saatlerde, yatmaya alışık olduğumuz bir zamanda yapıyoruz. Yatmadan önce, bir bardak dolusu temiz su döküyoruz, bardağı elimize alıyoruz, başımızı biraz yukarı kaldırıyoruz ve gözlerimizi kapatıyoruz, bardağı ağzımıza getiriyoruz, küçük yudumlarla yarım bardak su içiyoruz, kendimize söylerken, düşündüğüm sorunun cevabını almak için tek yapmam gereken bu. Bundan sonra bardağı masaya koyup yatağa gidiyoruz. Sabah uyandığımızda bardağa dönüyoruz ve yine aynı eylemleri gerçekleştiriyoruz. Elimize bir bardak alıyoruz, gözlerimiz kapalıyken kalan suyu içiyoruz ve kesinlikle zihinsel olarak aynı kelimeleri söylüyoruz. Düşündüğüm soruya cevap almak için tek yapmam gereken bu. Yatmadan önce arzunuzu yerine getirmek için programı çalıştırmak çok önemlidir. Hemen uyuyamasanız bile süreç durdurulamaz ve sabah bir sonuç olacaktır. Tekniğin gerektirdiği her şeyi tamamladıktan sonra bir bardak su. Rüyanızı hatırlamaya ve analiz etmeye çalışın, belki de sorunu çözmek ve istediğinizi elde etmek için nasıl hareket etmeniz gerektiğine dair bir ipucu vardı. Rüya hatırlanmadıysa, başka bir algoritma çalışacak ve sorulan sorunun cevabı alınacaktır. Yakın zamanda, muhtemelen doğru cevapları nerede arayacağınızı, ne yapacağınızı, istediğinizi elde etmek için nereye taşınacağınızı anlamanıza yardımcı olacak, alışılmadık bir duruma gireceksiniz. Küçük şeylere dikkat etmek ve olağan dışı veya garip olayları veya beklenmedik bilgileri fark etmek önemlidir. Bütün bunlar önemli bir ipucu olarak hizmet edebilir. Size bir bardak suyun yönteminin hayatınızın karmaşık sorunlarını çözmek ve en içteki arzuları yerine getirmek için çok basit olduğunu düşünüyorsanız, o zaman gerçekte bu sizin için böyledir, bu gerçekten basittir. Ve zaten yöntemi uygulayan birçok insan, uzun zamandır inanmaya başlamıştır, hedef ne kadar ulaşılmazsa, onu elde etmenin yolu o kadar kolay ve kısadır. Asıl mesele, sonuç olarak samimi bir inançtır.
İçsel benliğiniz, egonuz, üçüncü gözünüz, sezgileriniz, ne isterseniz deyin, sizi ilgilendiren herhangi bir soruya kolaylıkla cevap verecektir. İnanmıyorsunuz, bugün deneyin. Bu tekniği başarıyla kullananlar, basit olmasına rağmen birkaç önemli koşulun yerine getirilmesini gerektirdiği sonucuna varmışlardır. Çoğu zaman, bir kişiyi ilgilendiren bir soruya verilen cevap, bir rüyada gelir. Belki arzunuzun gerçekleşeceği insanları veya koşulları göreceksiniz, belki rüyanızda sorunuzun nasıl çözüleceğini ayrıntılı olarak açıklayan canlı bir vizyon olacaktır. Sezgi farklı şekillerde hareket eder ve her insanın kendine özgüdür. Sabah uyandığınızda sorunun neredeyse çözüldüğünü fark ettiyseniz cevap bulunur. O zaman suyun diğer yarısını bir bardakta içtiğinizden emin olun, zihinsel olarak daha yüksek güçlere ve yardımlarınız için sezgilerinize teşekkür edin. Cevap henüz alınmadıysa, rüya hatırlanmadı veya rüyanızda gördüklerinizin nasıl kullanılabileceği sizin için netleşmedi. Sabah suyunu bitirmeden önce sorunuzu zihinsel olarak tekrarlayın ve sonra tüm suyu yavaşça içerek kendinize değerli sözler söyleyin. İpucu kesinlikle gerçek hayatta ortaya çıkacaktır. Bir kişinin beklediği, bir cevap beklediği ancak asla almadığı olur. Bu durumda sorunun formüle edildiği ifadeyi analiz etmeniz gerekir, belki de yanlış sorulmuştur ve evren bir ipucu vermek için sezginizi etkileyemez. Bunu ertesi gün bir sonraki ritüelde düzeltiyoruz. Tekniğin daha etkili olabilmesi için sadece problem veya arzu sözlerini söylemiyoruz, tüm bunların nasıl göründüğünü mümkün olduğunca gerçekçi bir şekilde hayal ediyoruz. Fotoğraf ve video işleme uygulamalarında olduğu gibi zihinsel görüntüleri işlemeyi öğreniyoruz, gerekirse ayrıntıları düzeltip konturları vurgulayarak renk, keskinlik, netlik ekliyoruz. Hayal gücünüzdeki resim ne kadar doğru ve ayrıntılı olursa, üçüncü gözünüzün çözümü bulması ve sorundan en iyi yolu önermesi o kadar kolay olur. Şimdi sezgi eğitiminin temel ilkelerini özetleyelim. Talebi yalnızca olumlu bir şekilde formüle ediyoruz, neden evlenemiyorum gibi değil, parçacıklarına ve bulanık ifadelere izin vermiyoruz, hemen iki hatayı görüyoruz ve tonlamayı olumluya çevirerek acilen düzeltiyoruz ve değil ve hayır'ı kaldırıyoruz. Soruyu kısaca ve sadece bir tane soruyoruz. İlkeye göre hareket ediyoruz, bir soru, bir bardak su. Talebi maksimum doğrulukla belirtiyoruz. Doğru soruyu oluşturuyoruz, varlıklı, zeki ve seveceğim bir adamla ne zaman evleneceğim? Ne istediğinizi ne kadar iyi hayal ederseniz, cevabı o kadar kolay alırsınız. Kelimeleri ezbere öğreniyoruz ve uygulama sırasında onları değiştirmiyoruz, bu önemlidir. Joe Silva'nın arzularını yerine getirmek için, sezgiyi uyandırmanın harika yöntemini kendileri üzerinde deneyen herkes, bunun harika çalıştığını iddia ediyor. Bununla birlikte en cesur planlarınızı hayata geçirmek için kendinize ve iç güçlerinize kesinlikle inanmalısınız. Ve sezgilerimizin rezervleri gerçekten sınırsızdır ve şimdiye kadar hiç kimse onları ölçmeyi başaramamıştır. Geriye sadece inanmaya ve hayattan zevk almaya başlamaya devam ediyor, çünkü her zaman bizim için neyin daha iyi yapılacağına dair ipuçları veriyor ve sizi beladan koruyor. Bir bardak su tekniğinin aslında basit olduğuna dair kanıtlar getirdik, ancak etkinliğini kendiniz görmeniz gerekecek. En içteki arzularınızı yerine getirmeye ve herhangi bir sorunu çözmeye devam edin. Yorumlarınızı takdir ettiğimizi ve geri bildirimleriniz için teşekkür ettiğimizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bizim için çok önemlidir, çünkü bu kanalı herkesin ilham ve bilgeliğin bir kısmını bulduğu bir güç yeri haline getirmeye yardım eden sizsiniz. Size ve sevdiklerinize mutluluklar ve dileklerin yerine getirilmesini diliyoruz.